Salopet pantolonumuzu çalışıyoruz. Önce de katlamızı yerleştirdik. Keseceğim ve dikmeye başlayacağız. Bunun bir yerde başlayan pantolon diye geçiyor. Kalıplarımızı düzmeye dikkat ederek yerleştirdik. Yine her zaman olduğu gibi poşumuzu ikiye katladık. Serdik. Kalıplarımızı yerleştirdik, düzmeye dikkat ederek. Şu an kesiyorum. Ön bedenimizi kestim. Yan cep kaşlarımızı kestim. Ön patımızı kestim. Arka bedenimizi kesiyorum. Tamam.
Aslında buradan 4 tane olacak. O şekilde oradan buradan alıyoruz. Kanguru cebinde hazır.
takım işlemi tamamlandı. Yan ceplerimizi çalışıyoruz. Yan ceplerimizi çalışmak için önce cep pervazımızın ve cep karşılığımızın kovalıklarını yapacağız. Cep pervazımızın kovalıklarını yapacağız. Bir de cep karşılığımız var. Cep karşılığımızdan kovalıklarını yapacağız. Cep karşılığımızı ve cep pervazımızı cep aslarına monte ediyoruz. Karşılıklı yapma edip ediyoruz. Hazırladığımız cep pervazlarımızı bedene monte ediyoruz. Bir santim dik boyundan çatıyoruz. Çevik bazı yapıyoruz. Cep karşılıklarını vuruyorum. Yan ceplerimiz. Cep çalışmalarımız tamam. Ön kemer çalışmalarımızı yapıyoruz.
1 santimden dikiyoruz. Cep astarını, cep torbasını dönüyorum. Cep torbası ve kemer içini de yapıyorum. Kemerimizin üzerine gazı dikimini yapıyoruz. Ve ön ağırını dış atıyoruz. Dolabımızı önce sulafetimizin üzerindeki cebimizi monte edeceğiz. Sonra sulafetimizi bedene monte edeceğiz. Cebimizi ütüde kırdık, hazırladık. Cep ağzına 1.5'ten dikişini yapıyorum. Kutuda kırdığımız cebimizi şimdi sulopetimizin üzerine monte edeceğim. Ayak değiştiriyorum. Çuvayla monte ediyorum. Cebini hazırladım. Şimdi ön bedenime monte ediyorum.
kemerin üzerine topları attıktan sonra gazet üzerine arka ceplerimizi hazırlıyoruz. Arka ceplerimizi hazırlayacağız. Bedene monte edeceğiz. Sonrasında sohbetini takıp toparlayacağız. Arka ceplerimizin üstteki işlerini yaptım. Şimdi bedene monte edeceğim. Arka ceplerimi arka bedenime monte ediyorum. Çizim yerlerine yerleştiriyoruz. Diğer cebimizi de monte ediyoruz. Sohbetimizi bedenimize monte ediyoruz. Sepetimizi simgele çatmıştık. Onun overall'unu yapıyorum. Sepetimizin üzerine gazlı bir şey yapıyoruz. Şimdi ağaç atımını yapıyoruz. Sulupetle beraber. Çatımızı yaptık. Çatım yerimize overlock diksini yapacağım. Arka ağımızla beraber klopetimizin üzerine de gazi dikişimizi yapıyoruz. Thank you.
Mushroom'u bitti, mushroom'u sarıyoruz. Kaldırmayalım, devam ediyoruz. Ben kemerimizi monte ediyorum. Şimdi belimizin içine lastik koyacağız. Diğer tarafını da kapatıyorum. Bel bölgesini buradan ayarlıyoruz. Bu şekilde bu kadar vermemiz yeterli. Bu şekilde. Bu da bizim bahşişvan pantolonumuzun bel lastiği. Bu şekilde çalışıyoruz. Baş çalışması yapacağımız yere yarıya kadar overlock çalışıyoruz. Alt patımızı temiz tulum yapıyoruz. Üst patımızı da tek atayın doğruluğunu yapıyoruz. Öne tek katlı patımızı çalışıyorum. Altını yukarı atıyorum.
şekilde bir dikiş yapıyoruz. Düzgün durması için. Yanlarımı çakıyorum. Yanlarımı tutuyorum. Üstümü yerleştirdim. Yanlardan bir tutuyorum. Üst patletimin üst dikişini yapacağım. Patletimde sabitliyorum. Şurada ufak bir tutturmayla altı üstte sabitliyorum. Yan pat çalışmamız bu şekilde. Diğer tarafına devam ediyoruz. Başlamamızın diğer taraflarını birleştiriyorum.
Fatma oldu ya da yarım bırakım gidelim devam ediyoruz. Yani sakın geldiğimizde overlock yapıyorum. Askılarımızı hazırlıyorum. Çevirip çimatını çekeceğiz. Askılarımızın çimatını çekeceğiz. Başlamamızın bacak arasını çatıyorum. Bacaklarımızın overlock'unu yapıyoruz. Bir de paçalarını yapıyoruz.
giyiyordum, pantolonumdu. Sohbet çevresine gazetik için yapıyorum. Açladım. Kahvemiz tamamlandı. Paçalarımızı katlıyoruz. 2 cm'den katlayacağız. 2 cm'den katlayıp 2 cm'den dikeceğiz. 2 uçtan katlayıp 2 cm'den dikiyoruz. Diğer kaşımızdan işlem yapıyoruz. Evet, başvanımız bitmiştir. Başvan pantolonumuzun bitmiş hali. Önüm bu şekilde. Kapatı yanında. Arkası belinde böyle şekilde lastikli. Arkası cepte. Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınız da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2.000, 3.000, 4.000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diliyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşça kalın.